Hop, merhaba arkadaşlar, ben Muhammed. Bugün sizinle beraber Cities Skylines oynamaya devam ediyoruz. Önceki bölümde S ve M harflerinden oluşan bir ilçe yapmıştık. Adına da Kayseri Hacılar ilçesi adını vermiştik. Ondan sonra şu kalp şeklinde sevgililer günü haftasına özel. Bak, günü değil ha, günü haftasına özel bir köy yapmıştık. Onun adına da Gerendel koymuştuk. Şimdi arkadaşlar, önceki bölümde yaptığımız S ve M harfinden oluşan ilçenin görünüşünü zerre beğenmedim. Çünkü şehrin gerçek bir şehirmiş gibi görüntüsünü bozuyordu. Ben de o yüzden kayıt dışındayken düzenledim. Dedim bu video çekeceğim ya. Oyuna girdim, baktım bunun en çirkin bir şey yapmışım falan dedim. 2 saat uğraştım. Bak, dikkat ederseniz görürsünüz. Şimdi binalar falan olduğundan fazla S ve M harfinden oluşuyormuş gibi gözükmüyor. Bak şu S abi. Bak S bu. S'ye daha yerleşmemişler. Bu da M. Şu S'den kalan boşluğa da bir tane kare şeklinde bir ilçe gibi bir şey yaptım arkadaşlar. Ondan sonra başka bir şey yaptım. Aa, yaptım bak. Şuraya bir tane şey koymuştuk ya. Neydi onun adı? Sanayi yeri yapmıştık. Küçük böyle, ufak, minik. Bunlara gelecek kamyonlar şu şehrin içine giriyordu. Bizim zaten büyük bir trafik problemimiz var buradaki ilçelere girişte. Dedim ki buradaki kamyonlar oraya gitmek için buraya girmesin hiç. Gelsinler. Bak şöyle bir yol çektim, göstereceğim. Böyle uzanıyor. Şöyle, şöyle. Buradan da otoyola bağlanıyor. Bu sayede birazcık rahatlatmış oldum. Ondan sonra buradan da bir ara yol çıkarttım bu ilçeyle bu ilçenin arasına. Çünkü şey istemiyorum. Buradaki adam şuraya giderken otobana çıkıp otobanda trafik yaratsın istemedim. Burada zaten bir tane daha ara yolumuz vardı. Ayrıyetten bunu da çekmiş oldum. Ondan sonra şuraya önceki bölümde bir yol yapmıştık ya trafiği azalsın diye. Bak şu an bayağı rahatladı. Orayı birazcık geliştirdim. Bir de işte kenarlarının keskin gelmemesini sağladım. Onun dışında bir şey yapmadım. Geri kalanlar bu bölümde. Ulan önceki videonun özetini yapmak bile 5 dakika sürüyor değil mi? Bir kaydı kontrol edeyim. Okey, 2 dakika olmuş. Bu bölümde ne yapacağız? Ben bir arada bir videoyu durdurmak zorunda kalacağım. Çünkü sizin bayağı bir isteğiniz vardı ki, vardı önceki bölümün yorumlarında. Onları gerçekleştireceğiz. Hatta onlara direkt ben bir bakayım. Buraları keseceğim. Dın 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 dı 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 dı. Üsküdar'a giderken bu onun müziği değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, şimdi isteklerinize baktım. 2 tane istek var. Biri Berat arkadaşımızdan geliyor. Bir tane apartmana Beros apartmanı ismini koyar mısın demiş. Şöyle güzel bir bina seçelim onu yapmak için. Hangi apartmanı seçsek? Böyle güzel görünen bir şey istiyorum. Bu hoş gibi ha. Bunun adına Beros apartmanı ismini koyuyorum. Ayrıca bir de sanayi bölgesine Beros sanayisi ismini koyar mısın demiş. Şu yaptığımız küçüğe de Beros sanayi bölgesi diyorum birader. Bölgesi. Tamam, herhalde birader şu apartmanda oturan Beros denen kişi tüm sanayinin sahibi değil mi böyle? Ondan sonra diğeri de Asil Soykal arkadaşımızdan gelmiş. O da diyor ki bir tane köy yap, küçük bir köy, adında Yolüstü Köy. Yok. Diğer isteğimizde Asil Soykal arkadaşımızdan gelmiş, demiş ki bir tane köy kur, adına da Yolüstü Köyü ismini ver. O köyü nereye koysam? Ya yani ismi gibi yol üstünde kalacak bir yere yapsam hoş olabilir. Bak şu yolu birazcık daha dardan getirip buraya bir tane köy kurayım. Otobandan küçük bir yol çıkartayım. Hani bazen şehirler arası yolculuk yaparken bir köyün içinden geçermiş gibi olur ya. Öyle olsun istiyorum. Gerçek hayata da yakın olsun. O köyü şöyle yapayım diyeceğim de bu bölümde yapamayacağım galiba ya. Yok, o sonraki bölüme kaldı, kusura bakma Asil. Çünkü daha biz şuraları doldurmaya çalışıyoruz. Buraları tamamen dolmadı. O köyü kursak bile bu bölümde yerleşemeyecek insanlar. O yüzden gelecek bölüme kaldı. Bu bölümde ne yapacağız arkadaşlar? Amacımız öncelikle 80.000 kişiye ulaşmak. Artık 100.000'e yavaş yavaş yaklaştık. Bir de havalimanı kurmamız lazım. Önceki bölümün yorumlar kısmında bana hatırlatmışsınız. Lan metropol olduk artık, yap şu havalimanını diye. Abicim, havalimanı yapmak için
Dümdüz bir zemine ihtiyacımız var. Bak. Şuraya kurabilmem lazım değil mi normalde? Gayet düz bir yer anasını satayım. Bakıyorum gayet düz lan. Buraya kurabilmem lazım ama kurdurtmuyor. Diyor ki yokuş var birader burada. Buraya yapamazsın. Yok öyle bir dünya diyor. Buraya yapar mıyım lan? Bak buraya da yapmama izin vermiyor. O yüzden bayağı bir düz yere ihtiyacımız var. Bunun için şurayı satın almak istiyorum arkadaşlar. Burası çok düz gözüküyor. Ayrıyetten şey istiyorum. Havalimanımız adada olsun anladın mı? Havalimanında çünkü insanlar gitmeye çalışırken epey bir trafik yaratacak. Şehrin içine bir yere kuramayız o yüzden. O yani trafiği mahveder. Bir de ayrıyeten gerçekçi de olmaz. Havalimanı dediğim birazcık şehrin dışında olur. Örneğin İstanbul, Yeni İstanbul Havalimanı gibi. O bayağı bir. Onu da abarttılar değil mi? Bayağı şehrin dışına kurdular. Şimdi havalimanı neredeydi? Heh, bak buraya bir yere kurabilir miyim? Aa, kurabilirsin diyor ama ilk önce yol yap diyor. Güzel, tamam. Yapabiliyoruz yani. Havalimanının olduğu yere arkadaşlar. Hatta ben direkt şu bütün adayı alayım. Burada galiba bir kaynak çıkıyor. Şuradaki izden belli oluyor. Ne çıkıyor burada? Hop. Aa, burada petrol çıkıyormuş. Sen şaka yapıyorsun. Bak şuradaki petrollerimiz yavaş yavaş tükenmeye başlamıştı arkadaşlar. Burası tamamen tükendiğinde buraya yeni bir petrol sanayisi daha kurarız. Burayı da bitirirler. Aa, bir de bir şey diyeceğim ben. Bak şuraya ayarlarken ben tren yolunu kesmiştim. Yeni tren gelmiyor anasını satayım. O tren yolunu tekrar yapmak lazım. Ben bugün nedense bir şarkı söyleme isteği içerisindeyim. Az önce kaydı durdurdum. Siz tabi göremeyeceksiniz oraları. Üsküdar'a giderken bastı da bir yağmur. Bilmiyorum doğrusu böyle mi sözlere. Ama onu söyledim. Baya yani hayatta hiç söylemedim bir şarkı. Böyle gelirse trenler çok yavaşlar. Şöyle eğimli gel abicim. Şöyle eğimli gel. Şöyle bağlan. Bu ne abi? Bu tren buraya çıkabilecek mi? Kaç tonluk? Aa, tükürdüm lan konuşurken. Harbiden mikrofona tükürdüm ha. Neyse kurusun orada. İğrenç, iğrenç. O yokuşta çıkamaz diye ben şöyle ayarlayayım. Bak şurada yükselmeye başlasan. Şöyle dön. Çok keskin dönme. Şöyle de bağlayayım seni. Bence biraz okey. Yine kayıt dışı düzeltirim ben buraları. 2 saat bununla uğraşıp sizi sıkmak istemiyorum. Şimdi canım. Burada otobanımız var. Havalimanını kuracağımız bölge şurası. Bir de diyorum ki havalimanının yanına ben direkt turistik yerler de ayarlayayım. Onlar da bak şuralarda arkadaşlar. Heykel, meykel, alışveriş merkezi, stadyum. Ondan sonra futbol sahası gibi şeyler yapabiliyoruz. Yani havalimanından turistler falan gelecekler ya diyelim başka ülkeden veya başka şehirden. Hiç şehrin içine girip sıkıntı çıkartmasınlar bize. Çünkü bayağı trafik yaratıyor onlar da. Yani gelen araba kiralıyor öyle söyleyeyim. O yüzden havalimanının yakınlarına turistik bölgeler yaparsam benim için çok daha iyi olur. Ayrıyeten bak nötron arkadaşımız kaç bölümdür hatırlatıyor. Her seferinde unutuyorum. Bir otobüs hattı da çekelim bu bölüm. Bir zahmet. Kaydı kontrol edeyim. 8 dakika olmuş. Şimdi büyük ağaçlı caddelerden seçiyorum. Havalimanı nereye kurabiliyorduk? Bir ona ben tekrar bakayım. Neresi tam düz? Burayı kuramıyormuşum mesela. Bu taraftan sonrası da kurabiliyorum. Yani şu ortalara bir yere kurarsam okey. Tamam. Odanın değil mi? Adanın tam ortasına. Şöyle belirleyeyim odayı. Şöyle bir yol çıkartayım. Hop. Hop. Sonra bu yol ayrımının tam ortasına da havalimanını yerleştiriyorum. Lan az önce yapabiliyordum buraya. Şimdi neden yapamıyorum? Birazcık geriden alalım yol ayrımını o zaman. Ne oluyor? Yık. Buradan olur herhalde ya. Buradan da sıkıntı çıkartırsan derim ki vallahi bu oyunun yapımcıların kulağı çınlar yani öyle söyleyeyim. Havalimanı yapmak bu kadar zor olmamalı abi. Harbiden. Şu anda içimden küfrediyorum. Baylar. Öyle söyleyeyim. Hadi şuradan yol ayrılsın. Birazcık daha yakın. Lütfen artık yapabileyim. Hah, sonunda be. Tam ortası burası. Güzel. Güzel. Uçaklarımız buraya inip kalkacak. Şimdi burayı otobana bağlamak lazım. Ne yapmak istiyorum biliyor musunuz?
Şöyle bir alt yolu olsun. Tamam. Ardından bak arabaların bu gidiş yönünden geliyor ya. Bak şuradakilerden bahsediyorum. Şöyle çıksın. Şöyle dönsün. Buraları merak etmeyin, ayarlayacağım sonra. Çok keskin oldu, farkındayım. Bu yolu böyle bağlıyorum. Ondan sonra şuradan gelecekleri de şöyle mi bağlasam? Birbirlerini kesecekler ama ya. Bak buradan bir trafik sürüsü gelecek. Buraya bağlanacak ya. Zaten burada bir sürü adam olacak şuradan girmek için. Birbirlerini kesiyorlar. Biz bunların yönlerini değiştirelim o yüzden. Bak şöyle yapacağım. Arkadaşlar bu normalde, bak başka YouTuber'da göremezsiniz. Çok ince bir düşünce. Şöyle bir yol ayrımını önceden belirleyeyim de. Bak şuradan girecek, buradan çıkacak. Şöyle gel abicim. Şöyle. Turlu etrafından böyle bağlan. Buradan gelecekler de şöyle gelsin. Bak böylelikle otobanda karşılaşmayacaklar. Buradan direkt adam girecek. Buradakileri trafik yarattırmayacak. Anladınız mı? Muhabbet bu yani, öyle söyleyeyim. Bir de diğer tarafa da bağlamak lazım yolları. Buradan da nasıl bağlanabilir acaba? Nasıl bağlayabilir usta? Şöyle bir bağlama yapayım. Olur mu acaba ya? Ya çünkü burayı daha fazla kullanmasını istemiyorlar. Şu yolun şu kısmını sadece bu otobana bağlanmak isteyenler kullansın. Buradakiler de şu tarafı için kullansın. Bence oldu gibi. Şimdi burayı ilk önce su tesisatı çekmek lazım havalimanına. Ondan sonra elektrik vermemiz lazım arkadaşlar. Şöyle elektriği, denizin üstünden trafolarımız geçiyor. Bunların adı trafoydu değil mi? Elektrik direği de diyebiliriz aslında ama trafo terimi herhalde onun. Ondan sonra yanına bir acil durumlar için ambulans diyorum ya. Sağlık ocağı da kurabilirim ama direkt ben hastane kuracağım usta. Havalimanının yanında bu kadar yüksek ve büyük bir bina yapmak ne kadar doğru bilmiyorum ama oyunda zaten binaları çarpmıyorlar. Ondan sonra ölenler için acil cenaze merkezi. Ondan sonra itfaiye önemli usta. Eğer yanan uçak muçak olursa direkt müdahale eder. Ondan sonra karakol lazım. Belki kaçakçı yakalayacağız havalimanında. Ondan sonra okul mu okul yapmaya gerek yok. Burada zaten insanlar yaşamıyor. Tamam, şimdilik bu kadar yeterli. Turistik bölgeleri yaptıkça bunları da genişletiriz. Bir bakalım havalimanını kullanmaya başlayacaklar mı? Aa, ilk uçağımız bir anda yaratıldı anasını satayım. 9 kişi var uçağın içinde. Bunlar şehir dışına çıkmak isteyenler zannedersem. Dur, şuradaki binalarımıza su gitmiyormuş. Elektrik probleminiz yok değil mi? Yok, güzel. Şimdi bizim şehrimizde biraz çalışacak yer sıkıntısı var. Şuradaki sanayiyi bir tık büyütebilirim o yüzden. Büyüyün agalar. Ya burası küçük ama şu an büyüyecek gibime geliyor. Yolunu iyi çektik. Trafiğe neden olmaz diye düşünüyorum. Yani bayağı sağlam bir yol çektim burada aslında. Şurayı görüyorsunuz. Burası mahvolmuş ya. Çünkü yol ağzına çıkıyor yani. Dört yola çıkıyor burası. Her türlü trafik olacak burada usta. Yani isterseniz getirin buraya gerçek bir şehir planlama uzmanını. Burayı çözemez. Bunlara da su vereyim. Havalimanına bakmak istiyorum. Beni oyalama oyun. Havalimanı. Lan uçak kalkmış ya. İlk uçağımızın kalkışını görmek istiyordum. Bir şey diyeceğim. Bizim şehrimizde ölü problemi mi var? Birkaç binada ceset var alınmamış. Dayılar neden almıyorsunuz? Bakalım hemen abi. Bak şuradaki mezarlığı kullanmıyormuşuz çünkü. Kullanmaya tekrar başlayayım. Bu mezarlık dolduğunda boşaltıyoruz ya arkadaşlar. Yani onları gidiyoruz. Eski cesetleri bundan belki 50 yıl önce ölmüş adam. Onları çıkartıyoruz mezardan. Ya denize atıyoruz bilmiyorum ne yaptığımızı, ya da yakıyoruz. Sonra yeni cesetler ekliyoruz mezarlığa. Hadi bir uçak gelir mi? Bir bakayım şöyle uzaktan. Bir uçak geliyor gibi gözüküyor mu acaba? Gelmiyor mu? O zaman boşuna beklemeyeyim ben. Otobüs hattı çekeyim, yoksa bu sefer harbiden bana nötron küfür edecek. Tabi önce otobüslerin çıkacağı bir otobüs terminali yapmak lazım. Bunu nereye yapsak acaba? Bunu nereye yapayım? Bak şu metroların olduğu bölgeye yapmaya gerek yok. Şu tarafta hiç metro geçmediğinden... Yok pardon. Şuradan mı hiç metro geçmediği için burayı sallamamıza gerek yok. Bir tane köy var zaten.
Buraya çekebiliriz. İleride buraya da metro yapacağız ama şu anlık idareten ve otobüs terminali gider. Sanayi bölgesini yapacağım çünkü bayağı gürültülü bir bina otobüs terminali. Buradan çıksın usta. Şöyle gelsin. Şöyle dolaşa dolaşa gitsin, anladın mı? Hop 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 hop. Şimdi diğer bakayım buranın adını Nahçıvan ilçemize gitsin. Buradan da dolaşmaya devam etsin. Lan yanlış yaptımdır lan. Yemin ederim şu otobüs hatlarını çekerken hafif bir beynim eriyor, biliyor musunuz? Bir şey diyeceğim. Ben ışık koyuyorum ya, ya yüzüm çok karanlık çıkmasın diye. O benim midemi bulandırdı lan. Çok yüksek bir ışık veriyor. Ben profesyonel ışık kullanmıyorum arkadaşlar. Bildiğin dümdüz telefonun flaşını açıyorum. Kasanın üstüne koyuyorum, yüzümü aydınlatıyorum, öyle söyleyeyim. Bayağı vallahi başıma ağrı girdi. Videonun ortasında kusarsam kesmem. Kusumumu görün agalar. Hiç umurumda olmaz. Ya bu havalimanınız kullanmıyor musunuz lan? Burada 72 bin kişi yaşıyor, anasını satayım. 72 bin kişi. İlla kullanan birileri vardır havalimanına. Bakayım, birkaç tane araba gidip geliyor zaten. Okey. Bir yolcu girdi mesela içeri. Otobüs hattını çektik, sonunda rahatladım. O güzel bir mevzu. Bizim nüfusumuzun yükselmesinde bir yavaşlık seziyorum. Normalde şimdiye kadar 80 bin olurduk normal şartlarda. Anca 2000 kişi aldık. Zaten ben kayda girdiğimde 70-71 bin kişiydik. Şu anda 73 bin kişi olduk, anasını satayım. Bakayım, insanların çalışacak yere ihtiyacı var. Hala. Hala. Oğlum bu fabrikalarda anasını satayım bir anda 50 kişi çalışması gerekmiyor mu? Neden? Bir kişi mi çalışıyor anasını satayım? Neden hala ihtiyacınız var fabrika yerlerine vesaire? Alın size bir yer daha. Buranın suyu muyu var mı? Varmış hocam. Elektriğimizde bir problem var mı? Yok. Çünkü nükleer santrallerimiz cayır cayır çalışıyor. Bunların ikisi bir patlarsa şehir GG. Yani bizim kolumuzu bacağımızı toplarlar oradan buradan. Ya şurada yaşayan adamın kolu şuraya kadar uçar, anasını satayım. Denizden çıkar, öyle söyleyeyim. Trafik durumuna bir bakalım. Bak şuralar kıpkırmızı. Neden? Çünkü şu bölge arkadaşlar, hem şu Bağlıca bölgesinin, hem Dubai bölgesinin, hem de Caddebostan'la Nahçıvan bölgesinin kesişim noktası. Burada her türlü trafik olacak. Burayı sallamıyorum o yüzden. Başka bir yerde var mı? İşte otoban kilitlenmiş mi bilmem ne falan. Burada trafik var gösteriyor ama akan bir trafik var. Problem değil. Şurası da sanayi girişi. Her türlü oluyor sanayi girişlerinde. Başka, aslında burayı bak bir şekil yapabiliriz ya. Buranın ışıklarını iptal edelim biz. İptal et, iptal et, iptal et. Birbirinize yol vererek geçin agalar. İnşallah çok kaza olmaz. İptal ediyorum. Siz kendi aranızda halledersiniz bence. Şurada ışık kalsın mı ya? Kalsın kalsın. Burası önemli. Dört yol ağzı çünkü orası. Bakayım, S harfinin yarısını doldurmuşlar. Güzel. O güzel bir haber. Ondan sonra şuraları da doldurun agalarım. Eğitim durumumuz ne durumda? Halkımızın %40'ı neredeyse üniversite mezunu. Ne diyorsun ya? Çok iyi. Türkiye gibi olduk. Herkes üniversiteye gidiyor ama fabrikada çalışıyor üniversite mezunları. Onun gibi oldu. Kayseri Hacılar. İşte burası. Nezih bir yer oldu. Şimdi Hacı Kral arkadaşımız. Oha, yol yangına bak. İtfaiye. İtfaiye gelecek ulan. Adam yanıyor arabanı okuyayım. Aa, sesi duyuldu. Nereden geldi? Ha, şuradan geldi. Söndür söndür söndür. Olan koskoca evi bir kişi söndürüyor, bak bak. Güzel. O evin izleri duruyor. Bunlar yavaş yavaş geçer. Aa, uçak gelmiş lan bir tane daha. Senin kalkışını göreceğim. Görüşürüz usta. Aa, hızlı kalktı ha. Krala bak.
Dümdüz gidiyor vallahi. Helal olsun bro. Güzel pilotmuş. Beğendim. Bak şurayı halledebilirim hazır işim yokken. Buraya gerçekçi bir yola dönüştürelim hemen. Nasıl gerçekçi bir yola dönüştürebilirim acaba buraya? Tıt tıt tın tın tın. Şöyle gel. Buradan yüksel. Şöyle gel o zaman canım. Sen şöyle gelip. Aha, aynen. Aradığımız kan bu mu yoksa? Vallahi oldu. Çok rahat dönerler buradan. Hiç frene basmasına bile gerek yok. Sakin sakin geçer. Burada bir köprü daha var. Bu oyunun yaptığı otomatik köprülerden. Bunları biz yapmadık. Şunlar bizim eserimiz arkadaşlar. Bayağı da uzun bir köprü. Her ne kadar az kullanılıyor olsa da bence şehre bir şekil katıyor, öyle söyleyeyim. Yine mi yangın var lan? Biz buraya itfaiye koyduk mu? Bakayım, vallahi koymamışız. Sanayi bölgesine itfaiye yapmayan da ne bileyim. Adam yanarak kül oldu, anasını satayım, yıkmamız lazım. Şurası da yanmış. Burası da yanıyor. Şurası da yanıyor. O zincirleme. İtfaiye koydum seni seri birader. Heh. Lan önüne kadar geldi, döndü. Arkadakine mi müdahale edeceğim? Nereye gidiyorsun lan? Burada yangın amına. Aa. Burada büyük bir ceset problemimiz var. Krematoryum yapıyorum bir tane daha. Hatta direkt ceset olan binayı yıkarak koydum. Hiç umurumda değil. Güzel, insanlar bayağı sevindi. Havalimanımız güzel ya. Şu görüntüye bir baksana. İstanbul Havalimanı değil ama bence yine de güzel. Buraya 1, 2, 3 tane uçak girebilir arkadaşlar. Yani burada 4 tane yer varmış gibi yani varmış gibi gözüküyor ama yani bak, şunun olduğu gibi bir buraya, bir buraya, bir buraya. Çizgilerin olduğu yere uçaklar geliyor. Yani aynı anda 3 tane uçak uçabilir yani. Uçabilir değil, park edebilir. Dun dun dırı dun dun dırı dun dun. Şimdi Karayip korsanlarının yüzüne giriyorum. Dun dun dırı dun dun. Aa, burada yanmış bir bina var. Burası niye yanmış? Buranın itfaiyesi olması lazım. Ki var. O zaman bak, küçük itfaiyelerden koymuşum. Seni yıkayayım, büyük itfaiye koyayım usta. Ne diyorsun? Artık bak, her taraf masmavi oldu. Çok iyi. Oha, buradaki insanlar bile mutlu oldu. Bak, az önce yanan binayı kimse söndürmeye gelmemiş. Tüh. Aldığınız maaşa yazık. Adamlar şuradaki binadan çıkıp, bak nerede itfaiyesi? Şuradaki binadan çıkıp şurayı söndürmediler ya. Ya itfaiye kamyonu çıkarmaya bile gerek yoktu. Elinle gidip söndürebilirdin ya. Kaç dakika oldu? 23 dakika olmuş. Bir uçak daha var. Bu sefer ortaya park etmiş kral. Yeşil renkli. Seni şöyle takip edebilir miyim? Bir saniye. Şunu da alayım. Okey. Bak bak bak. Kral kalkış yapıyor. Görüşürüz usta. Uf, şehrin görüntüsüne bak. Çok iyi. Lan o kadar keskin dönüş yapma. İçeridekiler şu an öldü anasını satayım, türbülanslar. Bu nasıl bir uçak sürüşler? Az önceki adam mis gibi kalktı gitti. Sen niye gidemiyorsun? Ay, şehrin dışına çıktı diye mal olduk bir anda. O S harfini tamamen doldurmuşlar. Güzel. Bu iyi haber. Sonraki bölümde buraları ağaçlı bir şekilde bulacaksınız arkadaşlar. Kayıt dışında ben buraları güzelce ağaçlandıracağım. Daha güzel görünsün diye. Çünkü elit bir yer, anladın mı? Elit yerlerde çok ağaç olur. Ve insanlar temiz hava almak ister. Tamam, bence bu bölümlük bu kadar yeterli arkadaşlar. Daha fazla uzatmanın anlamı yok. Bir de ışık zaten iyice midemi bulandırdı. Rahat konuşamıyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Yorumlar kısmında düşüncelerinizi, fikirlerinizi, önerilerinizi bekliyor olacağım. Hala kanala abone olmayanlarınız varsa da abone olursanız sevinirim. Görüşürüz arkadaşlar.